Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi bir ay diliyorum. 1 Nisan 2023 itibariyle dolar TL'yi değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Geçtiğimiz hafta itibariyle önemli tarihi adımlar atıldı kur tarafında ve faiz cephesinde özellikle. Tabii bunların hepsine bakıldığında bir panik ortamı oluşur mu, oluşmaz mı? Seçim öncesi tabii bu ne anlama geliyor? Seçimden sonraki süreç özellikle ne olacak? Dolardan medet umanlar ya da İşte ihracatçı, ithalatçı ne durumda olacak? Bunların hepsi birer tartışma konusu olsa da aslında harita çok net bir şekilde size neyin ne olacağını büyük ölçekte gösteriyor. Sizlerin de tabii küçük ve orta ölçekteki yatırımcı olarak ya da döviz kurundan bir beklenti içerisinde olduğunuz bu dönemde çok dikkatli olmanız gerektiğini aylardır söylüyorum. Ve seçim öncesi de bir müdahale gelebilir dedim. Bu büyük ihtimal dahilinde mevcut hükümet kurun yukarı yönlü gitmesini istemiyor. Seçim sonrası da bir müdahale sürecini beraberinde görebiliriz dedik ve müdahale arkadaşlar geldi. Şimdi atılan adım basit bir adım değil. 20 yıldır görülmemiş bir faiz oranına ulaşmış durumdayız. Baktığımızda faizlerde tavan sınırı arkadaşlar kaldırıldı ve bankalara bir yol verildi açıkçası. Tabii bankalar bu durumu ne kadar devam ettirebilir, ne kadar devam ettiremez, bunların hepsi bir risk teşkil ediyor. Ama uzun vadeye baktığımızda bu durumun çok sürdürülebilir olmadığını mevcut durumlar doğrultusunda söyleyebiliriz eğitim amaçlı. Mevcut hükümet, mevcut ekonomi yönetimi açık açık şunu söylüyor. Kardeşim diyor, döviz almayacaksınız diyor. Döviz aldığınız takdirde piyasa koşulları sıkıntıya giriyor ve ekonomik anlamda zaten zor bir durumdayız. Bu daha da zor bir duruma giriyor. Gerekçesini açık açık zaten yapmış olduğu müdahalelerle birlikte bize sunuyor. Bunun için döviz alacağına ya da dövizini boz diyor. Kur korumalı mevduata getir diyor. Ben sende vade sorununu da çözdüm diyor. Faiz sorununu da çözdüm diyor. Daha önce diyor dövizini getirip TL'ye çevirdiğinde KKM'ye koyduğunda düşük bir faiz oranı oluyordu eğer kuru düşerse. Bu yatırımcıyı aman aman tatmin etmiyordu ama güvenli limanda bir miktar daha durayım endişesiyle talep vardı. Destekleyici adımlar artık üst sınıra ulaştı ve resmi gazetede yayınlanınca da kur tarafında artık elimizi başımızın üzerine koymamız gereken bir süreç geldi. Şu anki mevcut müdahaleler doğrultusunda. Arkadaşlar düşük kur, düşük faiz sürdürülemedi. Piyasa zaten bunu yemedi. 2021 yılının Aralık ayında gelen müdahale sistemi artık bu noktada geçerliliğini de kaybediyor. Daha doğrusu kaybetti ki faizlerde bu denli artık yukarı seviyelere çıktı. Kamu bankalarında %28 ile özel bankalarda %34,5'a varan faiz oranlarını değerlendirebiliyorsunuz bugün itibariyle. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar ve bu noktada bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu enflasyonist ortamda kendimizi koruyabilir miyiz? Hesabı şöyle yapacaksınız. Ben 2023 yılı itibariyle %40'ların altında bir enflasyonla kapatır isem resmi olarak burası beni başa baş tatmin eder diyebilirsiniz. Ama yok işte bu faiz ortamı değiştirilir. Tekrardan geri çekilme gibi bir durum oluşur mu derseniz olmaz. Enflasyonda artış olursa burada da yine getiri kaybı söz konusu olacak. Yani burada bunun hesabını yapmanız gerekiyor. Ben enflasyon anlamında bakıldığında eğer bir kontrol durumu söz konusu olacak ise yapılması gereken tabeladaki yani skoru değiştirmek için faizi arkadaşlar artırma yönelimine gidilmeli diye düşünüyorum. Olması gereken de bu. Seçim sonrası böyle bir durum oluşabilir mi? Yüksek ihtimalle de oluşabilir. Bu alınan son karar doğrultusunda kurdaki risk fark edildi. Kurun artması demek enflasyonun da otomatik olarak sert bir şekilde artacağı ihtimalini de daha fazla yükseltir. Bu bağlamda da arkadaşlar senaryolar şimdi devreye girecek. Seçime kadar böyle bir görüntü. Ben bu mevcut durumun çok aşırı sürdürülebilir olma durumunun artık tamamen bittiğini düşünüyorum. Seçim öncesi zaten böyle bir adımın da gelmesi bunu da net bir şekilde bize söylüyor. Şimdi senaryoların başında yaklaşık 2 aya kalmaz arkadaşlar. Burada zaten film kopar. Seçim sonrası 1 ay içinde işte Hazine Maliye Bakanlığı'nın Sayın Bakan Nebati'nin, Merkez Bankası Başkanı işte Sayın Kavcıoğlu'nun pozisyonlarına bir son verilme durumu oluşabilir ama pozisyona son verilmeden önce para politika kararlarında bir ters köşede yapabilirler. Bu da onların bahanesi olabilir. Mehmet Şimşek görüşmeleri
bildiğiniz gibi devam ediyor. Özellikle son 3-4 aydır da ön planda kendisi. Piyasalar Mehmet Şimşek'i seviyor. Mehmet Şimşek'in para politikası kararlarında ne yönde olunduğu da biliniyor. Çok düşük faizi böyle sıkıntılı durumlarda desteklemeyen bir bakandı kendisi. Şimdi piyasalarda bir güven ortamı da oluşabilir böyle bir durum oluştuğunda ilk etapta. Ancak bununla birlikte biz şu anda işte faizlerde %8'ler civarındayız. Baktığımızda biz bunu ilk etapta %15 gibi seviyelere eğer çekerirsek piyasada bir güven ortamı oluşabilir ve enflasyon adına da iyimser görüntüleri oluşturabiliriz. Yalnız tabii bunların da ülke ticareti için, ülkenin büyümesi için piyasada işte yaprak kımıldamıyor dediğimiz dönemler için ilk başlangıcı olacağını da unutmayın. Piyasa zaten bunu arkadaşlar elinde sonunda yaşayacak. Yani her ne kadar da biz büyüme odaklı ilerlesek de, her ne kadar da işte faizi arka kapıdan vermeye çalışsak da piyasa bir yerde tıkanacak ve şu anda da bu noktalara geldik. İlk etapta döviz kuruna bir müdahale yöntemini seçtik yönetim olarak. Ama ben bunun çok fazla devam ettirilebileceğini düşünmüyorum. Aksi takdirde bankalara aşırı derecede yük olacak. Yani kredi faizleri de zaten yüksek. Tamam, ticari kredilerde bir noktada iyimser bir görüntü oluşturulmaya çalışılıyor, ticaret desteklenmeye çalışılıyor ama bu sadece arkadaşlar piyasanın genel işleyişi, halkın, vatandaşın da paraya rahat ulaşması, parayı rahat kullanmasıyla oluşabilecek durumlar. Hal böyle olunca arkadaşlar bu belirsizliğin içerisinde şu anda tabii kur korumalı mevduat en doğru nokta. Fiziki olarak dövize yönelmek çok riskli demiştim. Bu atılan adım da zaten bunu destekledi. Ama bundan sonraki süreç tabii sizin çok iyi bir şekilde hesap yapmanız gerekiyor. Mevcut hükümetin seçim sonrası devam etmesiyle birlikte, yani böyle bir ihtimalle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün riski göze almış görülüyor bu atılan adımla birlikte. Kur tarafınca tabii sert hareketler olacak, müdahaleler geldikçe ya da müdahaleleri arka kapıdan devam ettirdikçe müdahalelerin daha sert geleceğini de unutmamak gerekiyor. Piyasanın vereceği reaksiyon da burada az çok belli. 18 seviyelerine giderken gördüğümüz hareketler artık belliydi. Ha, buradan 40 liraya gider miyiz? Hayır. 25-30 lira bantlarında zaten bir fren yapar ama buraya gidişi de şu anda engellemek isteyen bir sistem var. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Bulaşanın elinde patlar. Kararlılık görüyoruz ama ne kadar sürdürülecek işte? Burası bizi zaman içinde tatmin eder mi etmez mi? Bunun hesabını iyi yapmanız gerekiyor ve enflasyon hesabı tabii. Tüm bunlar olurken işte dikkat edeceğimiz bir de stop seviyemiz var. 18-30'lar gibi duruyor. Bölgenin altında siz dikkatli olun. Bir miktar kısa vadede de panik ortamı da oluşabilir. Yani piyasaya bir güven teşkil edilir ise, tamam seçim öncesi bir belirsizlik var ama müdahaleler de çatır çatır geliyor. Buna da kimse dur diyemiyor, diyemez de. Şu an Merkez Bankası aslında açık açık piyasaya şunu diyor. Piyasanın şu andaki en büyük oyuncusu benim diyor. Para babaları diyor ya da büyük piyasa oyuncuları diyor. Haddini bilecek kardeşim diyor. Açık açık bu mesajı veriyor. Ve tabii bütün bunların doğrultusunda Borsa İstanbul'a da baktığımızda Borsa İstanbul bildiğiniz gibi piyasadaki faizi sevmez arkadaşlar. Getiri şekil anlamında bakıldığında bir yer değişikliği olur. Ama mevcut politikanın çok sürdürülebilir olmayacağı aşikar. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Faizlerin de bir anda sert artırılamayacağı da aşikar. Mecburi olarak kuru bırakacağız. Enflasyon da devam edecek. Ve piyasanın canlı kalması için de faizleri sert artıramayacağız. İşin özeti kabaca bakıldığında bu. Şu an seçimi belli bir kur seviyesinin altında götürmek. Borsaydı 5000 puanın bir tık daha üzerinde seçime götürebilirsek kısa vadede arkadaşlar bütün algıyı yıkmış olacaklar. Tutar mı? Tutar. Cuma günü gelen satışlara baktığımızda aracı kurum ismi de vereyim. Eğitim amaçlı. Arkadaşlar Bankof birinci sıradaydı. QNB Finansbank ikinci sıradaydı. Tacirler de üçüncü sıradaydı satıcılar anlamında. Söylemiştim iki zıt grup var demiştim. Birincisi kamu bankaları ve kamu bankalarına yakın ya da birlikte çalışılan aracı kurumlar demiştik. Bunlara da baktığımızda başta Ziraat Yatırım. HSBC yabancı olarak alımdaydı yine. Üçüncü sırada Info var. Dördüncü sırada yine TEB bankaları ve diğerleri arkadaşlar.
işte TEP Yatırım ve diğerleri alım yönlü işlemlerdeydi. Ancak geri çekimlere baktığımızda küçük yatırımcı benim elimdekini alamazsın kardeşim diyor. Mevcut enflasyon koşullarında borsa hisseler şu anda bedava diyor ve satmıyor. Haklı olarak da zaten olması gereken de bu. Ama endekste işte şu anda kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılması, vadelerin kaldırılması yani zorunluluğun kaldırılması Borsa İstanbul'daki bu 4500-4600 aralığına bir iğne sallama mevzusunu da beraberinde yaşatabilir. Aylık kapanış geldi, kar realizeleri, yeni aya riskli girmeyenler, seçim öncesi riski almak istemeyenler bu nokta doğrultusunda arkadaşlar bu rakamları bize test ettirebilir. Ama kalıcı olur mu? Olmaz. Yabancı dolar bazındaki bu denli ucuz borsa hisselerini Borsa İstanbul'u başta özel bankalar olmak üzere toplamaya zaten ufaktan başladılar. Her ne kadar da bu basında çok net bir şekilde aktarılmasa da sizlerde anlık borsa ekranlarındaki aracı kurum dağılımlarından arkadaşlar bakabilirsiniz. Biz de buradan bakıyoruz. Herkes de zaten buradan bakıyor. Yoksa Merkez Bankası'na gidip bize şurada hangi aracı kurum almış, hangi aracı kurum satmış elimize ver ya da söyle demiyor. Bunları çok düşük işte 50-100 lira gibi rakamları aylık olarak takip edebilirsiniz. Ben piyasayı seçim sonrası arkadaşlar kuru mecbur bırakacaklar. 25 lira zaten şu anda piyasa tarafınca kabul görüyor. Ve her şeyin fiyatlaması otomatik olarak buna doğru gitmiş durumda. Borsa İstanbul'da enflasyonist koşullar ve yüksek dolar kurunun da etkisiyle daha da ucuz olacak yabancı gözünde. Ve söylediğimiz gibi ilk etapta 6500 lira doğru kabaca sonra 8500-9000 hedeflerini alacak ve uzun vadeci yatırımcıysanız zaten daha iyi yerlere dolar bazında işte 500 dolar gibi seviyelere gelmeniz arkadaşlar kaçınılmaz olacak yani kar olacak. Ama işte konut, otomobil sektörü gibi işte arsa alım satımı gibi bu denli piyasada bir nakit krizi oluşması durumunda yani yaprak kımıldamaması gibi durum oluşmasında sıkıntı yaratır. Şu anda ben mevcut durumu destekleyecek bir tehlike görmüyorum. Seçim sonrası yüksek faiz devam ettirilir. İşte senaryolar devreye girer. Bakan Nebati işte görevden alınır. Merkez Bankası Başkanı görevden alınır. İşte bunlar beni dinlemedi. Bize zıttımıza hareket etti. Piyasanın daha kötüye gitmesi için faizleri artırdı mantığıyla bir şekil senaryo değişikliği olur ise işte o zaman alınan evler son dönemde. Alınan arabalar, alınan arsalar tabii kısa vadede bir geri çekilmeyi beraberinde getirir. Çünkü paranın yönünde arkadaşlar iyi analiz yapmak gerekiyor. Eğer piyasada para dönmez, millet faize parayı gömer ise yani şuna ikna olursa yıl sonu enflasyonu karşısında benim getirim de en az bu kadar olur ya da buna çok yakın olur derse faize yönelim uçar. Piyasa kımıldamaz. O yüzden de ne yapacak? Evini satmak isteyen, arabasını satmak isteyen, arsasını satmak isteyen, artık taşınır taşınmazını satmak isteyen fiyat kıracak. Buradaki durumu iyi özetlemek gerekiyor. Seçim öncesi bu tarz haber akışları, bu tarz beklentiler tavan sınırı arkadaşlar ulaşır. Ama ben genel görüntü itibariyle piyasalarda çok aşırı bir çöküş olacağını işte borsada, kur tarafında beklemiyorum. İşte altında da aşırı bir çöküş beklemiyorum. Sadece bunlar alım fırsatı. Seçim sonrası kur da yukarı gider, borsada gider, altında zaten gidecek. Bundan kaçış yok. Genel durumlar böyle. Sadece panik olmayın, sakin olun. Herkesin her söylediğiyle ilerlemeyin ve tavsiye niteliği olarak da görmeyin. Hiçbir şeyi bilmiyorsanız ya da bir yol gösterici olarak kendinize birini seçmek istiyorsanız gideceksiniz, sözleşmenizi yapacaksınız, paranızı vereceksiniz. İstediğiniz zaman da sorgusunu, sualini yapacaksınız. Aksi takdirde YouTube, işte Instagram, Telegram gibi WhatsApp gibi böyle arka planda işlerle uğraşmayacaksınız. Dikkatli olun. 1 Nisan 2023 itibariyle hepinize hayırlı hafta sonları, hayırlı aylar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreç kazasız belasız da biter. Yani genel durumlarda bence abartılacak durum yok. Bir ayda sabretmek gerekiyor. Hatta 1,5 ay daha. Onun haricinde de bir sancılı durumun içerisine girmeyiz. Beklentilerimizin çalışacağı yönündeyim. Tek korkum işte faizler konusunda bir ters köşe gelir mi? Piyasada bir nakit krizi arkadaşlar oluşur mu? Yani piyasada para dönmezse
Herkes faize geçerse bunun örneklerini zaten daha önce de gördük. Ne elinizdeki evin, ne malın, ne taşınır taşınmazın hiçbir kıymeti olmaz, bunu unutmayın. Ve işte 2020 yılından bu yana da o yapmış olduğunuz işte konut yatırımları olsun, araç, arsa yatırımları olsun, bunların hepsinin bir kıymeti maalesef kalmaz. Umarım canlı bir ekonomi olur, canlı bir piyasa olur ki görüntü zaten bunu destekliyor. Bakalım bir yerlerden bir sürpriz haber akışları da gelecek mi? Muhtemelen gelir gibi de. Yani çok sürpriz durumlar oluşuyor. Hiç beklemediğimiz yerden, hiç beklemediğimiz anda. Ama tabii bu müdahale seçeneklerini biz değerlendirmiştik. Çünkü mevcut hükümetin taktiği, mevcut ekonomi yönetiminin gidişatı bunu açık açık zaten söylüyordu. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.